Ya işte bizim ülkemizde şöyle 2 yıla kalmış olsun her sayıya bir öne bir şey atıyorlar. Diyor ki bunu yapacağız, şunu yapacağız. O geri kalan zamanda kimse bir şey yapmadı. Ama seçimler yaklaşınca herkes bir şeyler yapmayı planlıyor. Bunun geri kalan zamanı bizim hayatımızdan çalınmış yani. Allah neyse yani hayırlısı kimse olsun yani. Kadın geçmiş, tayvi Allah bize gönderdi diyor. Vallahi muhalefetin seçim istemesi yerinde yani. Doğru buluyorum. Bir an önce erken seçime gidilsin. Şimdi benim yaşım 68. Ben ortaokul 1. 2. sınıfta MHP'li oldum, Milliyetçi Hareket Partili oldum. Çok da koyu bir ülkücüydüm. O kadar koyu bir ülkücüydüm ki vatan millet Sakarya dediği zaman, ama sağ olsun Devlet Bahçeli beni CHP'li yaptı. Sağ olsun, teşekkür ederim sana. Beni CHP'li yaptığın için teşekkür ederim sana. Ben şimdi CHP'li oldum. Ki zamanında CHP'ye mermi atan adam, sol kesime mermi atan adam şimdi 1 numaralı solcu olmuş. Gerisini sen düşün artık. Niye olmuşum sen düşün. Bence muhalefet bu ülkeyi iyi bir yerlere götürme amacında değil. Ya bugün köyde çobana gidin, sorun. Çoban bile aynı benim dediğimi söyler. Ki bak hiçbir araç yok, televizyon yok, bilmem ne yok. O bile der ki erken seçim ya bu çocuk oyuncağı mıdır ya? Bu senin benim cebimden çıkıyor bu seçim paraları. Yazık günah değil mi? Yani 5 senede birse 5 sene dolacak bu ya. Yani 5 sene dolmadan sen kalkıp da 3 senede bir, 2 senede bir bu çocuk oyuncağı değil ya. Yazık günah değil mi? Bu ülke hepimiz ya. Bir kayığın içindeyiz hepimiz. Biz geminin içinde o gemi su alırsa hepimiz telef oluruz. Yazık günah. Olmaz, ben buna karşıyım. Ben doğru buluyorum çünkü hani artık bu iktidarın artık yavaş yavaş hani sonu gelmeye başladı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hani son zamanlarda patlak veren olayları biliyorsunuz. Sadece ben değil, hani Türkiye'nin bütün gündemi biliyor. Yapılan işler teker teker hani ortaya çıkmaya başladı. Örnek veriyorum, hani kara para aklama olayları. Ondan sonra son zamanlarda çıkan eski mafyavari olan bireysel insanların kendilerine göre açıklamaları oldu bildiğiniz kadarıyla. Bence bunlar hani yüz karası şeyler. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama eğer daha çok gençlere yönelik adımlar atılırsa, ekonomi düzeltilirse, ya ben şu anda muhalifim. Ama şeye oy vermeyi düşünmüyorum. Hükümet destekçisi olmayı düşünmüyorum. Çünkü bana kazandırdığı bir şey yok. Durum ortada. İnsanlar hani son zamanlarda gördüğünüz gibi röportajlarda hükümet destekleyen insanlar mesela gençlerin elinde suç şişesi var diyor. Elinizde telefon var diyor. Neyi beğenmiyorsunuz diyor. Ama yurt dışına baktığınız zaman ben şu anda 23 yaşındayım. Çocuklar 18-19 yaşında son model lüks arabalara biniyorlar ve bunların hani kendi çalışarak kazanarak yaptıkları paralar. Burada şu an bir ev almaya kalksanız ya da bir araba almaya kalk. Örnek veriyorum, şu telefonu çıkarıp almaya kalksanız kaç ay çalışacaksınız? Yani bu, her şeyin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Bence erken seçim kesinlikle şart. Çok doğru. Acilen olması lazım yani. Bir an önce olması lazım hatta, çünkü ülke gerçekten çok kötü bir yola doğru gidiyor. Yani ülkede gerçekten her şey eksik. Öncelikle eğitim yani. Ben 2 gün önce üniversite sınavına girdim. O kadar çok gereksiz zor ki yani, bu sınava hazırlayan insanlar keşke bir de bu sınava girse. Keşke şu başımızdaki insanlar bu sınava bir girebilse ama girmiyorlar. Ya sırf onlar kendi ellerinden olmamak için bu sınavı bize bu şekilde yapıyorlar yani, ben böyle düşünüyorum. Evet, seçim konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Abi erken seçim, şimdi açıkçası hani şu an erken seçim hani bence de erkenden seçim yapılması lazım. Çünkü şu an atıyorum hani Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kazanamadı desek, hani atıyorum hani eğer bu seçim olmazsa dolar 2 sene 3 sene sonra 10 lira olsa, şimdiye hani 3 sene sonra 2023'te başkası gelse doları 7'ye 8'e düşürse biz hani eski durumumuza geri döneceğiz. Biz eski durumlarımıza geri değil, biz daha iyi durumlara gitmek istiyoruz. Ondan dolayı yani erkenden seçim yapılması, bu ekonominin düzeltilmesi, vergilerin düşürülmesi, yani isteğimiz bu. Tabii yani şimdi ülke vatandaşı olarak basını izliyoruz. Ülkede olan bitenleri izliyoruz. Yani bir güven şart yani, bir değişim şart yani. Bu
yani kaçınılmaz bir şey. Ama gel gelelim henüz daha bunu yeterli görmeyen bir iktidar var. Bekleyeceğiz, 23'ü de bekleyeceğiz. Muhalefete ne düşüyor size bu konuda? Valla muhalefetin de gerektiği bir hamleyi yaptığına da inanmıyorum ben. Yani tamam konuşmada şeyde kalıyor, başka bir şey yaptığı yok yani. Sadece sözde kalıyor. Ama bunun belirli bir adımlar atılması lazım. Belirli tepkiler göstermesi lazım. O da yok maalesef. Evet evet, ben doğru tabii ki de buluyorum. Aslına bakarsanız ben aslında muhalif kanalları izliyorum baktığımız zaman. Orada bir terim vardı. Şu an bize yapılacak olduğu en büyük sürpriz erken seçim sürprizi olurdu. Erken seçim sürprizi olmadı. Bunun sebebi ise çünkü biliyorlar. Biliyorlar eski kuşaklar toprak oluyor. Artık yeni nesil çok gümbür gümbür geliyor. Cami yapmayla, İmam Hatip Lisesi yapmayla bu insanların eğitimini elinden alamazlar. Eğitim ilerledikçe daha da çok oy kaybedeceklerinin farkındalar. O yüzden bunların farkında oldukları için de her zaman başımız dik bir şekilde gençliğimizin arkasında duracağımızın ve erken seçimin de ne kadar ileri bir tarihe atılacağını gözümüzde göreceğiz. Çünkü erken seçim olduğu zaman bile hileden hurdadan asla vazgeçmeyeceklerdir. Buna da adım gibi eminim.